Rusya Federasyonu'nun 150 bin tonluk domates kotasının dolması üzerine Ukrayna, Rusya tampon bölgede domates yüklü yaklaşık 250 tırın bekleyişinde neredeyse bir ay geride kaldı. Raf ömürleri de dolmak üzere olan domatesler alınmazsa yaklaşık 5 bin ton domates çöpe gidecek, 20-30 milyon dolar zarar oluşacak. Sınır bölgesinde şu an yaklaşık 100 arabaya yakın domates arabası var. Rusya'ya geçemiyor. O yüzden biz de burada beklemek zorunda kalıyoruz. Görüntüler tam da bahsedilen bölgede kaydedildi. Tır şoförlerinin çaresiz bekleyişi sürüyor. Şu an el kolu bağlı burada bekliyoruz. Çaresiz bir durumda. Bizim gibi yüzlerce araçlar da aynı sınır bölgesinde, sınıra geçmeden önce parklarda aynı bu şekilde konaklamış haber bekliyorlar. Alımlar 8 Şubat'ta durduruldu. Gerekçe kotanın dolması. İdlib gerginliği sürerken çiftçi ve nakliyeci zarar görmeye devam edeceğe benziyor. Halimiz ne olacak bilmiyoruz. Şu an biz zor durumdayız. Yetkililere sesleniyoruz. Bu işin bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Konu meclise de taşındı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, hükümete soruna bir çözüm bulunması için seslendi. Rusya'ya domates ihracatında yıllık 150 bin ton kota var. Bu ihracatın çoğu da Hatay'ın özverili ihracatçıları tarafından yapılıyor. Önceki yıllarda bu kota dolduktan sonra yapılan girişimlerle arttırılır, ihracatçı, üretici, nakliyeci mağdur edilmezdi. Şimdi Rusya ile yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bu gerçekleştirilemiyor. Ticaret Bakanlığı gümrükler vasıtasıyla kotanın dolduğunu duyurmamış. Ne İhracatçılar Meclisi ne de Nakliyeciler Derneği vasıtasıyla muhatap taraflar uyarılmamış. Gelinen noktada yüzlerce tır ve şoförümüz tonlarca domates sınırda tıkanıp kalmış durumda. Kısaca Rusya ile yaşanan gerginlik, sorumluların gereğini yapmaması ihracatçıyı, üreticiyi, nakliyeciyi, çalışanı mağdur ediyor. Buradan Ticaret Bakanlığı'na sesleniyorum. Kotanın arttırılmasını bir an önce sağlayın.